düşünce ve eylem noktasında bizlere alan açacağı ile ilgili bir soru sormak isterim, ama öncelikle ben önemli gördüğüm bazı noktaları özet halinde ortaya koymak isterim. Müsaadeniz olur mu? Estağfurullah, buyurun, buyurun. Şimdi biz bu dersler vesilesiyle şu çalışmaları ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Öncelikle tüm müktesebat geleneğinin efendim işte varlık, bilgi, değer anlayışını alt üst eden bir değerlendirme ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Mesela Allah insan ilişkisi, Allah varlık ilişkisi, varlık insan, insan varlık ilişkisinde hangi zemin üzerinde değerlendirilmesi sorusuna gerek Müslüman, gerek Hristiyan, gerek Yahudi geleneğinin oluşturulduğu tarihsel süreç içerisinde verdikleri cevapları, oluşturdukları müktesebatı kesinlikle alt üst eden söylemlerimiz oldu. Bu minvalde oluşturulmuş paradigmaları değiştiren yeni bir paradigma ortaya koyduğumuzu bu derslerde düşünüyorum. Özellikle Kur'an'ın öznelliğinde ve insanlığın nesnelliği bağlamında Kur'an'a bağlı kalarak, Kur'an'ı rehber edinerek, Kur'an'ın rehberliğine teslim olarak şunları dile getirdik. Özellikle bir, mantık ve felsefe alanında mantığı tüm bilimlerin temeline oturtan, tüm bilimlerin vazgeçilmez zemini olarak görenlerin mantığın temel sorunlarını, hatalarını ortaya koyma noktasında biz şöyle dedik. Dedik ki felsefe ve mantık varlığı ele alırken değer temelli değil, cisim, varlık temelli ele almıştır. Yani temeline değeri değil, cismi, varlığı, yani diğer bir ifadeyle işte sık sık kullandığımız bu kelimeyi tekrar edeyim, ontolojiyi temel alarak mantığı şekillendirmeye çalışmıştır. Bunun doğru olmadığını söyledik. Bu önemli bir ayrımdı. İkincisi, tasavvur oluşturmada başlangıç noktasına, mantığın temeline gelenek uleması bu ontolojiyi yerleştirdi, ama aslında bunun değer esaslı, değerin temel alınması gerektiğini biz söylemiştik. Çünkü varlığın en başına biz rehber değer, referans değer, efendim işte lafız, mana, maksat şeklinde bir değerlendirmenin olması gerektiği konuları üzerinde durduk. Varlığın dizaynında cisim ile başlangıç yapılmıştır gelenek uleması tarafından. Hayır, bunun doğru olmadığını, varlığa ilk baktığımız, bakacağımız noktanın Halik mahluk ilişkisi bağlamında olması gerektiğini söyledik. Varlık alanımızın ikinci en önemli konusu olan işte bilgi nazariyesi, epistemoloji dediğimiz noktada ise geleneksel tarihi süreç içerisinde genellikle tümevarım yöntemi esas alınmıştır. Ama biz bunun doğru olmadığını, burada ise tümden gelim yönteminin esas alınması gerektiği noktası üzerinde durduk. İlim ile bilgi ayrımını yaptık. Bu çok çok önemliydi. Müktesebat geleneğinde ilim ile bilgiyi birbirinin yerine çok kullandıklarını, ilim bilgi ayrımına çok girmediklerini, hatta ilimin tarifinin, bilginin tarifinin yapılamayacağı şeklinde yaygın kanaatlerin olduğunu gördük. Halbuki biz Kur'an temeline baktığımızda ilmin de tanımının, bilginin de tanımının olduğunu gördük. Bu konular üzerinde durduk. İlmin bir tanımına asla ulaşılamayacağını söylemişlerdi. Halbuki Kur'an ayetlerini, hatta Bakara suresini bile baz aldığımızda, orada özellikle dün dile getirdiğiniz sadece 4 ayette 8 defa ilimden bahsedilmesi bile ilmin orada tanımlanmış olduğunu gördük ve bu konulara değindik. İlmin Allah'a ait olduğunu, ilmi ancak Allah'ın ortaya koyabildiğini, koyabileceğini, ilmin sabit olduğunu, değişmez olduğunu, eksiltme ve çoğaltma yapılamaz
her zemin ve her zaman içerisinde değişmezliği asıldır önermelerinin ve cümlelerinin ilmi tanıma anlamında çok çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladık. Bilgi ise, burası da çok önemli, bilgi ise ilmi asıl yaparak ilimden elde edilen çıkarımlar ve ilimden elde edilen ilmin bilgisini anlama gayretiyle oluşturduğumuz durumlar, tasavvurlar olduğunu söyledik. Ve ilim kelime, kavram ve ilkeler alanıdır dedik. Bu yine bizim paradigma değişikliğini ortaya koyan önemli bir söylemdi. Tekrar ediyorum, ilim kelime, kavram ve ilkeler alanıdır. Özellikle burada Allah'ı tanıma ve algılama noktasında ilkeler bazında ancak Allah'ı tanımaya çalışabileceğimizi söyledik. Bu çok çok önemliydi. Kur'an asıllarına yaslanmayan kavramlar, tanımlar ortaya konulamayacağını, konulan ilkeler Allah'ın ilim sıfatına bir müdahale çabası olacağını özellikle söyledik. Burayı bir daha tekrar edeyim. İlim tarifini mukayyet insanın sınırlı aklıyla ilim tarifi yapmasının mümkün olmadığını, ilmin ancak Allah'ın tanımlamasıyla ortaya çıkacağını ama insanın bu ilme dayalı olarak ancak bilgi elde edebileceği, bilgilerinin de doğruluğunun kesinliğinin bu ilme yaslanması neticesinde ortaya çıkabileceği gibi çok önemli bir önerme ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Soyut alana yaslanmamız ve asıl olanın temel alınması gereken şeyin ilkeler, soyut alanda temel alınması gereken şeyin ilkeler olduğu çok çok önemliydi. Bunu bir kez daha vurgulamak isterim. Zanni bilgiyle burhani beyani bilgi konusunda müktesebat uleması ilkeli davranmamıştır demiştik. Bunu hadisler bağlamında özellikle çok söyledik. Yani zanni bilgi nedir, burhani bilgi nedir, beyani bilgi nedir? Hepsi birbirine karışmış. Zaman zaman zanni bilgi asıl yapılmış. Efendim, burhani, beyani bilgi fer konumuna düşürülmüş. Bunlar birbirine karıştırılmış ve bundan dolayı da Kur'an'ı anlama çabasını zorlaştırdığını söyledik. Kimi zaman Kur'an fer, hadisi asıl kabul ettiklerini, dolayısıyla Kur'an'ın asıl olması gerekirken fer konumuna düştüğünü söyledik. Tanımlama ve tarife sadakat kalmadıklarını, ki bu çok çok önemli. Dolayısıyla gerek yerli gerekse yabancı müktesebat ulemasının tanım deyince kelime ve kavramlara yüklediği tanımlar, tariflerin yanlış olduğunu, tanıma sadık kalmadığını, efradını, cami ayarını, mani tanımlar yapılamadığını gördük. Bunların yansımalarını gördük. Yine akıl kavramına yüklenen anlamın yanlışlığına değindik. Kalp, fuat, sadır kavramlarını Kur'an zemininde ele aldık ve bunların olması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla sonuç itibariyle şuraya geldik. İnsanın Kur'an'la ilişkisi keşif temelli bir ilişki olmak zorundadır. Keşif de asıl olanın keşfedeceğimiz değerin değişmemesi gerektiğini söyledik. Bütün bunlara biz niye girdik? Bütün bu konuları biz niye ele aldık? Biz baktığımızda günümüzde gördüğümüz meal yazarları, tefsir yazarları hiç de bu konulara değinmiyorlar. Önüne Kur'an'ı alıyor, ayetlere bakıyor. İşte Arapçası da varsa, grameri de varsa, biraz da müktesebat ve geleneksel tefsirleri de önüne koyuyor ve hiç bu konulara girmeden bir mana verip çıkıyor. Peki bizim farkımız ne? Biz niye bu konulara giriyoruz? Bu konular bize hangi alanları açacak Kur'an'ı anlama ve algılama noktasında? Hangi tasavvurlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi geliştirme, yönlendirme açısından bunların bize faydası nedir gibi uzun bir giriş yaptım. Kusura bakmayın abi. Yapma, estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bizi izleyen ve izleyecek olanlara önceden şunu söyleyeyim ki bu dersler bir önceden kurgulanmış dersler değildir. Yani Nuri Hoca şimdi bana uzun bir girişle bir soru sordu. Zannedilmesin ki Nuri Hoca ile biz öncesinden konuştuk, oturduk, planladık. İşte Nuri Hoca sen bana şu soruyu sor, ben de şöyle cevap vereyim şeklinde bir kurgu içerisine girdiğimiz zannedilmesin. Kesinlikle değil. Hayır, Nuri Hoca'nın böyle bir soru soracağından benim Allah'a şahit olarak konuşuyorum. Hiç haberim yoktu. Bilmiyorum. Yani yeni ilk defa, siz nasılsınız ilk defa duyuyorsanız ben de ilk defa duyuyorum bu soruları. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bizim bu uğraşılarımızın temelinde ne var? Nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Ya da bizi dinleyenlere ne tavsiye ediyoruz? Ne öğretmeye çalışıyoruz? Ne şey yapmaya çalışıyoruz? Bunu hemen kısa bir şeyle söyleyeyim. Bizim bütün uğraşımız, size biliyorum söyleyeceğim cümle tuhaf gelecek. Hatta çelişkili gelecek. Biz bütün uğraşımız sözü azaltmak içindir. Diyeceksiniz ki ya 5 saat konuşup sözü azaltmak için böyle bir amaç tuhaf değil mi? Yani sanki amacımızla hareketlerimiz birbiriyle çelişiyor. Yani sözü azaltmaya uğraşanın sözü az olmalıdır. Ama biz 3 saat, 5 saat ders yapıyoruz. Evet, bugüne kadar yaptığımız bütün derslere bakın. Bütün derslerde sözün çoğunu hep değiller üzerine bina ediyoruz. İşte o değillerden geri kalan sözün aslıdır. Söylenmek istediğimiz şeyin aslıdır. Ve o değillerden sonra geri kalanlar aslında inanın 3 dakikalık veya en fazla 5 dakikalık bir açıklamayla hem irab açısından hem belagat açısından hem sarf nahiv açısından hem o sözün hakikati açısından yani varlıktaki karşılığı açısından söylenmesi gereken sözleri söyleyecek olsaydık 3 dakika en fazla 5 dakikanızı alırdı. Daha fazlası olmaz diye. 5 dakika bile abartılı bir şeydir. Niye? Ya alın mesela Bakara suresinin 30. ayetinin irabını yapmak en fazla 2 dakika sürer. En fazla 2 dakika sürer. O irabını yaptığımız sözlerle ilgili lügat bilgisi vermek, o da en fazla 2 dakika sürsün. Bunlar arasındaki isnat bağını ortaya koymak, o da hadi, o da 1 dakika sürsün. Yani en fazla 1 dakika sürer. Budur. Budur. Yani olacak olan budur. Ama siz de takdir edersiniz ki bu işin aslı 1000 küsur yıldan beri bu ayetle ilgili o kadar söz birikmiş, o kadar söz birikmiş ki ve insanlar o kadar sözün içerisinde hangisi doğrudur, hangisi doğruya yakındır veya hangisi şeydir seçme kabiliyetini yitirmişler insanlar. Çok yani şey yapmışlar, benzersiz bir kitabın yanına benzeri olan yüzlerce, binlerce söz konulmuş. Benzersiz kitabın sözleri de o benzeyen sözler arasında kaybolup gitmiş. Ve insanlar artık o söze değil, yani benzersiz olan söze değil, benzersiz olan söz hakkında benzeri olan söz sarf edilen sözleri kafalarına almışlar, kafalarına yerleştirmişler. Adem'in ilk insan olduğu mesela bu sözler işte yani ayetlerin altında yazılıyor. Bütün tefsirleri açın. Bütün tefsirlerde bu kıssa yani Bakara suresindeki kıssa anlatılırken temel olarak neyi alıyorlar? Adem'in ilk insan olduğu temeli üzerinden alıyorlar ve o temel üzerinden söz söyleye söyleye o kadar çok söz söylüyorlar ki biz de ister istemez söylenilen bütün sözleri gündemimize alıp bütün olmasa bile asıllarını gündemimize alıp neden onların olamayacağını
Söylemek zorunda kalıyoruz. İstesek de istemesek de. O kadar çok söz söylendiği için ve o kadar çok zanni bilgiler Kur'an'ın altına yazıldığı için ne yazık ki söylediğimiz sözler de uzamak zorunda kalıyor. Uzuyor yani. Onun için bizim amacımız sözü azaltmaktır. Yani insan sözünü azaltmaktır. Asıl olan, burhani olan Kur'an'dır ve burhani olan bütün sözlerin en açığıdır. Dikkat edin buna. Kur'an kendisini burhan olarak, zikir olarak, beyinat olarak tanımlıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? İlkinden sonuna, görüneninden görünmeyenine, bütün akıllı varlıklar, yani söz söyleyebilen, bütün akıllı varlıklar bir araya gelseler, Kur'an'dan daha açık, Kur'an'dan daha net, Kur'an'dan daha kesin söz söyleyemeyecekler demektir. Yani Kur'an hakkında kim konuşursa konuşsun, ne kadar güzel konuşursa konuşsun, ne kadar geniş açıklarsa açıklasın, Kur'an'dan daha açık, Kur'an'dan daha net, Kur'an'dan daha kesin söz söyleyemeyecek demektir. Burhan dediğiniz zaman duracaksınız. Zikir dendiği zaman, beyinat dendiği zaman ki başka sıfatları da var. Yani rüşt de deniyor, fasıl da deniyor, ve ma huve bi hazl de deniyor. Yani hazl olmayan söz de deniliyor. Bir sürü Kur'an'a dair sıfatlar var. Bu sıfatlar hem cinler aleminde hem insanlar aleminde Kur'an'ı bütün sözlerin, bütün tasavvurların en üstüne çıkartıyor. Onu aşabilecek bir tasavvur olamaz. Onu aşabilecek bir söz olamaz. Onun altta kalabileceği bir düşünce olamaz demektir bu. Ama ne yazık ki siz de biliyorsunuz ki şu anda Kur'an öyle bir konuma düşürülmüş ki Fransızcadan Türkçe'ye aktarılan bir kitap mesabesine düşmüş durumda. Hatta öyle ki Kur'an hakkındaki bütün önermeler, bütün tefsirler, bütün mealler yeryüzünde hiçbir kitaba yapılmayacak şekilde anlamlandırılmış, meallendirilmiş, tefsir edilmiş. Allah'ın bütün isimlerine sonsuz kere yemin ederim ki İngilizceden herhangi bir kitabı Türkçe'ye çeviren mütercimin çevirmeye çalıştığı söze sadakati ile Müslüman ulemanın Kur'an'ı tefsir edişini karşı karşıya koysanız o İngilizceden Türkçe'ye herhangi bir kitabı çeviren mütercim daha ilkelidir, daha kurallıdır, daha çerçevelidir ve metne daha sadıktır. Yeryüzünde Kur'an'a, Allah'ın kitabına yapılan ilkesizlikler hiçbir kitabın başına gelmemiştir. Bunu bir defa değil, 10 defa değil, 50.000 defa ispatlarım. 50.000 defa. Hiç ispatlamak için de gecemi gündüzüme katmama gerek de yok. Kimin aklına hangi tefsir, hangi meal gelirse gelsin, gözümü kapatıp herhangi bir sayfasını açsam ve parmağımı gözümü kapatıp bastığım yerden başlasam, o parmağımı bastığım yerde en az 10 tane ilkesizliği hemen tespit edebilirim size. Hemen. İşte bizim amacımız biz Kur'an'ın değerini anlatmaya güç yetirebileceğimizi bile düşünmüyoruz kardeşim. Ben hayatım boyunca konuşsam Kur'an'ın değerini anlatmak için söylenmesi gereken sözün trilyonda birini bile söylemiş olamam. O kadar değerli bir kitaptır Kur'an. Amacımız mümin olsun ya da olmasın,
İnsanlık nezdinde olması gereken değerden farklı bir şekilde cahilce, yani insanlık cahilce Kur'an'ı hiç olmaması gereken, hiç konulmaması gereken bir yere koymuş. Konulan bu yer, insanlığın Kur'an'a biçtiği bu değer bizi rahatsız etmekte. Biz de Rabbimizin rızasını gözeterek, sadece Allah'ın rızasını gözeterek şu kısa ömrümüzde, ömrümüzün son döneminde hatta Rabbimizin razı olacağı, ki biz Rabbimizin Allah'ın kitabına samimi bir şekilde insanlığı çağıran her kuldan razı olacağını Allah söylemiştir. Biz buna iman ediyoruz. Biz buna iman ediyoruz arkadaş. Hiç bunda şüphemiz de yok. İşte ola ki Rabbimizi razı ederiz de Allah günahlarımızı iyiliklerle değiştirir. Bize ahirette iyiliğiyle muamele eder. Amacımız budur kardeşim. Bundan öte bir amacımız yoktur. Herhangi bir dernek, cemaat ya da bir toplumda bir mertebe kazanmak gibi bir derdimiz, yani kendimizde olmadığına kanaat getirmişiz. Allahu Teala kalbimizi, içimizi herkesten daha iyi bilir. Ben kendimin öyle olmadığını zannediyorum ama zannediyorum diyorum. Neden? Çünkü Allah beni benden daha iyi bilir. Beni benden daha iyi bilir. Ahirette Allah kalbimizdekilerini açtığında herkes gibi ben de öğreneceğim kalbimde gerçekten nelerin olup olmadığını. Amacımız bu arkadaş. Bunun ötesinde bize bir misyon yükleyen haksızlık yapmış olur. Yanlış yapmış olur. Bize zulmetmiş olur. Söylediklerimizin her defasında da söylüyoruz. Söylediklerimiz bizim bir metot çerçevesinde, yani Kur'an'ı sadece Kur'an'la anlama çerçevesinde edindiğimiz şeylerdir. Kur'an'ın kendisi değildir. Bunlar bizim kazanımlarımızdır, edinimlerimizdir. Bunlar asla Kur'an'ın yerini tutmaz. Bizim söylediklerimiz insanlarda bir inanç oluşturmamalı. Bizim söylediklerimiz insanlarda bir araştırma şevki, bir öğrenme şevki, bir hakikatiyle karşılaşma şevkini uyandırması lazım. İşte bizim yapmak istediğimiz budur ve sonuçlarının da böyle olması gerekmektedir. İkinci uzun girişine gelince Nuri Hocam, şimdi müsaadenizle bir tahta açayım. Bu söylediğimiz konular bazı arkadaşlarımıza sıkıcı konular olarak gelebilir. Yani bunu olan şey karşılarım, makul karşılarım. Şimdi biz daha öncesinde dedik ki bir anlamın tamam olabilmesi için şöyle olması lazım dinleyen açısından. Eski derslerimizden hatırlayan olursa anlayan şey, konuşan açısından başka demiştik. Şimdi sözü söyleyen açısından, sözün sahibi açısından sözün mana kazanması şu sıralama ile olması lazım. Bir, referans değer. Bu bir numara olması lazım. Bu nedir referans değer? Bu asılların aslı. Bütün asılları belirleyen asıl. Bütün asılların kendisine göre anlam kazandığı asıl. Bu referans değer zaman ve mekandan bağımsızdır. Yani özelliklerini söyleyecek olursak, zamana mukayyet değildir. Mukayyet olmaz zaten. Mukayyet olmaz. Yani değildir değil, zamana mukayyet olmaz. Referans değer zamana mukayyet olursa asıl olma işlevini, asıl olma içeriğini yitirir. Ve mekana mukayyet değildir. Herhangi bir mekana bağlayamazsınız.
Yani asılların aslını bir mekana, bir zamana bağımlı hale getiremezsiniz. Getirirseniz o asıl olmaktan çıkar. Kur'an'ın tarihsel olduğunu söyleyenler, Kur'an'ı zamana ve mekana mukayyet hale getirip onu asıl değer olmaktan, onu aslında o asıl rehber değer olmaktan çıkarmaktadırlar. Kur'an'ın tarihsel olması, tarihsel olduğunu söylenmesi ne demektir? Kur'an'ın referans değerle ilgili verdiği bilgiler de tarihseldir. Yani şu demektir. Mesela diyelim ki burada referans değer Allah diye alalım. Yani şurada Allah diyelim. Bu referans değer Allah'tır. Siz referans değeri Allah olarak aldığınızda hemen bunun altında bulunan rehber değere tarihsel dediğinizde o rehber değerin referans değerle ilgili verdiği bilgiler de tarihseldir. Şu anlama gelir. Yani o zamanki insanlara Allah bu şekilde anlatıldı. Çünkü o zaman o gerekiyordu. Aradan 200 yıl, 300 yıl, 1000 yıl geçti. O tabir, o anlatım, o asıl o zamanki insanlar içindi. Şimdiki insanlar öyle bir asla ihtiyaç duymazlar. Öyle bir asla ihtiyaç yoktur. Bu anlama gelmektedir Kur'an'ı bir zamana ve mekana mukayyet kılmak. Bu anlama gelmektedir. Asıl değerin, referans değerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de artmaz. Eksilmez. Referans değer artma, eksilme gösteremez. Asla gösteremez. Eğer bir artma söz konusuysa, onda bir artma söz konusuysa o olmaz. Sizin referans değerle ilgili bilgileriniz, bakın dikkat edin, artar eksilebilir ama o sizin bilgilerinizdir. Referans değerin zatı asla artmaz, asla eksilmez. Eksilirse olmaz, asıl olmaz. Artarsa asıl olmaz. Başka? De. Daima sabittir. Tahir, tebdil, tahvil olmaz. Olmaz. Referans değer, yani bu şuna benzer. Referans değer dediğimizde siz şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Siz ne taraf kuzey, ne taraf güney, ne taraf batı, ne taraf doğu bilmiyorsunuz. Herhangi bir yer, yani size bir nokta belirtecek, size ona yaslanarak yön belirlemenizi sağlayacak herhangi bir yeryüzü şekli yok. Bu durumda siz nerede olduğunuzu tespit edebilirsiniz, ne de ne tarafa gideceğinizi tespit edebilirsiniz. Nerede olduğunuzu ve ne tarafa gideceğinizi tespit etmenizin bir tane yolu vardır. Sabit bir nokta. Sabit bir nokta almak. Eğer o sabit nokta bugün şurada, yarın burada, öbür gün orada olursa siz yine yön belirleyemezsiniz. Yine nerede olduğunuzu bilemezsiniz. Hatta tam tersi bu sefer sizi yanıltır. Başka? Aldığınız sabit değerin yerine ya onu değil de başka birini koysam da olur diyemezsiniz. Derseniz olmaz. Onun bedeli olamaz. Bedeli varsa o bedel olan asıl olur. Kendisi asıl olmaktan çıkar. İşte referans değerin, yani asılların aslının, bütün asılları belirleyen aslın özelliği budur. Asılların aslı ne demektir? Onu da biraz şey yapayım. İnsan düşüncesi, insanın aklında, zihninde kapkaranlık bir uzay boşluğu düşünün. Herhangi bir gök cismi yok, herhangi bir şey yok, hiçbir şey yok. Sizin kendi tasavvurunuzda varlığı aklınızda canlandırabilmeniz için önce zihninizde varlıkları nereye yerleştireceğini, yani uzay, kendi akıl uzayınızda nereye yerleştireceğinize dair sabit noktalarınızın olması lazım. İşte siz o bir tane ilk başta en başta
Öyle bir sabit nokta koyarsınız ki o sabit nokta koyacağınız bütün noktaları, bütün diğer noktaların yerini, durumunu, uzaklığını, yakınlığını, büyüklüğünü, küçüklüğünü hepsini belirleyen bir nokta olur. Yani siz bir asıl alırsınız. Asılların aslıdır bu. Asılların aslı. Her şeyin üstündeki asıl. Ondan sonra bu asıldan hareketle bir asıl daha koyarsınız. Bu asıldan hareketle bir asıl daha koyarsınız. Bu hareketle bir asıl daha koyarsınız. Ve insan düşüncesi böyle sürüp gider. Ama dikkat edin. Çelişkisiz ve doğru akıl nasıl olur? Bunların hiçbirinin birbiriyle çelişmemesi lazım. Bu bir. İkincisi, asılların aslı olarak aldığınız en üst noktanın asılların aslı olmaya yeterliliğinin olması lazım. Eğer asılların asılları olarak aldığınız nokta asılların asılı olmaya yeterli değilse, buna güç, kuvvet yetiremiyorsa, bunu gerçekleştiremiyorsa o asılların aslı olmaz. Olmaz o. O güç yetirmeli buna. Güç yetirdikten sonra hiçbir asıl, yani koyduğunuz hiçbir asıl, ne bununla, yani şu sondaki asıl, ne bununla, ne bununla, ne bununla, ne bununla çelişmemelidir. Bütün asılların, altına koyduğunuz bütün asılların değerli ise en başa koyduğunuz asılların aslı belirlemelidir. Bu belirleyicidir. Bu belirleyicidir. İşte belirleyici olan bu asılla ilgili bilgiler ilimdir. O ilimdir. Çünkü o değişmez. İlim dediğiniz şey değişmez. Çoğalmaz, artmaz, eksilmez. Tahvil olmaz, tedbir olmaz, tahir olmaz. Olursa ilim olmaz. Bunun altındakiler nedir? İlmin bilgisidir. O ilmin bilgisidir. Dolayısıyla var olan bilgi, alttaki bilgi ilimle değişmez. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Allahu Teala el-alimdir dedik. Bakın bunu bilmek, buna iman etmek ayrı, bilmek ve iman etmek ilimdir. Allahu Teala'nın el alim olduğunu. Allahu Teala'nın el alim olduğunu en üst nokta asılların aslı olarak aldığınızda varlığın içindeki hiçbir bilgi Allah'ın el alim olmasıyla çelişemez. Yani siz şöyle diyemezsiniz. Allah şunu bilmez. Bunu yeni öğreniyor. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Bu bilgi onda yok diyemezsiniz. Derseniz asılların aslı olmaz. Biliyorsunuz bir takım insanlar tarihten beri Allah bir takım şeyleri bilmez gibi böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez sözler söylüyorlar. Allah bir şeyi bilmezse o asıl olmaz. Asıl olmaz artık. Asıl bilen olur. Allah bir şeyi bilmiyorsa öğrenme açısından insanla Allah aynı mesafededir demektir. Oysa varlığın tamamı neyle oluşmuştur? Allahu Teala'nın ilmiyle oluşmuştur. Varlık Allah'ın ilmiyle oluşacak. Ama Allah kendi ilmiyle oluşan bu varlığı bilmeyecek. Böyle böyle Allah'a böyle bakarsanız Allah asıl olmaz ki. Hiçbir zaman asıl olmaz. Bunun gibi. Asılları dediğimiz şey budur ve altına koyduğunuz hiçbir şey onunla çelişemez. Allah bilmez, Allah geleceği bilmez, geçmişi bilmez, şunu bilmez, bunu bilmez dediğiniz zaman asılların asılıyla çelişirsiniz. Artık siz Allah'a vallahu Allahu ala kulli şeyin alim diyemezsiniz. Artık bu sözü söyleyemezsiniz. Kadir diyemeyiz. Çünkü asıl Diyemezsiniz. yetersiz olur. Ya asıl yetersiz olur işte. Asıl olma yeterliliğine sahip olması dediğiniz şey de budur. İşte bir sözün mana kazanması bu asılla alakalıdır. Peki, şimdi buraya bir çizgi çizelim. Şuraya bir çizgi çizelim. Başka yönden ikincisi olan rehber değere gelelim.
Şu bilgiler, şu saydığım bilgiler, herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan insanda bulunan kabiliyetlerle her insanın, düşünen her insanın, varlığı gözlemleyen her insanın kesinlikle ulaşabileceği şeylerdir. Bunun için, yani şu çerçeve içerisine aldığım şey için, ne Allahu Teala'nın Resul göndermesine ne de kitap göndermesine ihtiyaç yoktur. İnsanda verili bulunan, doğuştan her insanda verili bulunan kuvveler, yani bil kuvveler ve bil fiiller bu bilgilere, bu söylediğim bilgilere ulaşmaya yeterlidir. Nitekim felsefecilerin birçoğuna baktığınız zaman Kur'an'ı temel almamalarına rağmen bu bilgilere ulaşmışlardır. Örnek Platon'un idealler dünyası, örnek Aristo'nun ilk nedeni. Bakın, Aristo ilk nedenini, Platon ilk idealar alemini herhangi bir rehbere yaslanarak ulaşmamıştır. Gözlemleyerek, düşünerek, aklederek, kendindeki kuvveleri kullanarak ulaşmıştır. Fakat eğer siz bir rehber değerle bu bilgilere ulaşabilirsiniz ulaşmasına, ama asla ulaştığınız o şeyden emin olamazsınız. Sürekli tereddüt geçirirsiniz. Şöyle bir şey söyleyelim. Eğer Allahu Teala Resul göndermemiş olsaydı, herhangi bir kitap, herhangi bir Resul göndermemiş olsaydı, insanoğlu yine şunu düşünecekti: ben nasıl iyi olurum? İyi nedir? Kötü nedir? Yanlış nedir? Doğru nedir? Hayır nedir? Şer nedir? Hangisini yapsam ben iyi olurum? Hangisini yapmazsam ben kötü olurum? Şeklindeki düşünce insanda yine olacaktı. Bu aklın gereğidir, çünkü akıl böyle çalışır. Bu bilgiler olur. Yani Allah'a ulaşmak, ya da Allah demeyelim de ona, bir zatı, mutlak bir zata ulaşmak. Varlığı var eden, ilmiyle varlığı düzenleyen bir zata ulaşmak ilimsiz de, kitapsız da, her şeysiz de olur. Ama bundan emin olamazsınız. Bundan bir inanç elde edemezsiniz. Bunda sabit olamazsınız. Çünkü bu teklifi olan bir düşünce olmaz. Teklifi olmayan her düşünce bağlayıcılığı olmayandır. Bir kişi ona ulaşır, ondan inanır. Ama o inanç sadece onu bağlar. Sadece onu bağlar ki inanması mümkün değildir. Çünkü inanmak için burhani bilgi gereklidir. Burhan gereklidir, ilim gereklidir. İlimse tereddüt kaldırmaz, zan kaldırmaz. İnsanın kendi başına varlığı inceleyerek ulaşacağı, işte bir yaratıcı var, bir düzenleyici var bilgisi zanni bilgi olur. O zanni bilgi olur. Zanni bilgi üzerine ise inanç bina edemezsiniz. Bu söz benim sözüm de değildir ha, üstelik onu söyleyeyim size. Bu bütün felsefecilerin, bütün mütekellimlerin söylediği sözdür. Hepsi ortaklaşa derler ki zan üzerine inanç bina edilmez. İnanç ancak burhani bilgi üzerine, yani kesinliği %100 olan bilgi üzerine inşa edilir. Bunu söyler, herkes bunu söyler. Peki şimdi soralım. Aristo kendi başına ilk nedene ulaştı. Peki o bilgi zanni bilgi midir, burhani bilgi midir? Burhani bilgi değildir, zanni bilgidir. Çünkü her zaman Aristo'nun söyleyeceği şeye ya değilse, bu soruyu her zaman sorabilirsiniz. Bu sorunun kendisine sorulduğu olgu asla burhan olmaz. Ne olur? Zanni olur. Zanni olur. Üstelik öyle bir şey olur ki siz onun zanniliğini de ölçemezsiniz. Yani şek midir? Şek yalana yakın zannilik midir? Doğruya yakın zannilik midir? Ölçemezsiniz. Çünkü bir mihenginizin olması lazım. Bir nirengi noktanızın olması lazım. İşte eğer insan herhangi bir rehber değer olmadan, herhangi bir rehber olmadan varlığı inceleyip varlıkla ilgili kavramlar üretip tanımlar ürettiği zaman, ürettiği bu tanım zaten tüme varım olduğu için, tüme varımdır bu, olduğu için hiçbir zaman zannilikten kurtulamaz. Hiçbir zaman.
Oradan da bir inanç elde edemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir tereddütün kalmaması, şüphenin kalmaması, bilginin zanniylikten kurtulup burhaniliğe gelebilmesi için, yani net, kesin, %100 bilgi haline gelebilmesi için, istesek de istemesek de bütün bunlarla ilgili bütün şüpheleri, bütün zanları ortadan kaldıracak bir rehbere ihtiyaç vardır. Bir rehbere ihtiyaç vardır. O rehber ne yapacak? O rehber ulaştığımız, yani aklen ulaştığımız, verili olarak ulaştığımız, huzuri olarak, huzuri bilgilerle ulaştığımız bilgiler hususunda bizdeki zanlı, bizdeki tereddütü, bizdeki şüpheyi giderecek. O zaman bir inanç elde edebilirsiniz. Ulaştığınız o zatı mutlakla ilgili bir inanç geliştirebilirsiniz. Bir davranış kalıbı geliştirebilirsiniz. Ve geliştirdiğinize de doğru diyebilirsiniz. Ama öteki türlü asla diyemezsiniz. Aristo gibi inanalım. Aristo gibi inandığımızda her zaman ya öyle değilse, yani kaldı ki Aristo'nun ortaya koymuş olduğu ya da felsefecilerin ortaya koymuş olduğu bizzat felsefeciler tarafından nakşedilmiştir. Nakşedilmiştir, yalanlanmıştır, eksiği gediği çıkartılmıştır. Yani bize sıra gelmeden de onlar yapılmıştır. Dolayısıyla eksiği gediği olan, şüphesi olan, içinde şüphe olan bir düşünce sisteminden siz bir inanç geliştiremezsiniz. Bir ideoloji de geliştiremezsiniz. Geliştirirseniz o geliştirdiğiniz inanç ve ideoloji insana felah getirmez, mutluluk getirmez, salah getirmez. Getirirse getirir. Ne getirir? İsyan getirir, şirk getirir, kulların kullara kulluğunu getirir, kaos getirir, başka şeyler getirir ama asla aydınlık getirmez. Nitekim öyle de olmuştur. Pratik, yani pratik bize göstermektedir ki felsefeciler insanlığı aydınlığa ulaştıramamışlardır. Şöyle bir soru soralım. Bütün felsefeleri alalım karşımıza ve şöyle bir soru soralım. Hanginize uysam nura ulaşmış olurum? Ağzı dolu dolu bana uy. Bana uyarsan nura ulaşmış olursun diyebilecek bir tane felsefe var mı? Bu iddiada olan var mı? Yok. Yok. Bakın gördünüz mü? Eğer o kadar birikim beni nura ulaştırmıyorsa, nura ulaştırmayacaksa, o zaman ne işime yarayacak benim? Ne işime yarayacak? Hatta birbiriyle nakseden, birbirini yok sayan bir temel üzerinde ilerlerler. Halbuki Neden öyle olmuş da? asıllar birbiriyle çelişmemeliydi. Gelişmez. Ama bunların ortaya koyduğu asıllar bir Gelişiyor. diğerinin aslı onu yok etmeden bir diğer asıl ortaya koyamıyor. Çelişmeyi bırakın, dediğiniz gibi fesada uğratıyor. Bırakın Evet. çelişmeyi. Tamamen yalanlıyor. İşte bunların, felsefecilerin böyle olmasının sebebi nedir? Akıllarını kullanmadılar mı? Düşünmediler mi? Araştırma mı yapmadılar? Hayır, hepsini yaptılar. Vardıkları sonuçlarda hiç doğruya varmadılar mı? Hayır, vardılar. Doğrular da var içinde. Yani mesela alın Aristo'nun ilk nedenle ilgili, ilk sebeple ilgili söylediklerine bir bakın bakalım. Adam ilk neden diyor. Samettir diyor. Bakın samettir diyor. Allah'ın bütün neredeyse sıfatlarını ona veriyor. Ezeldir diyor. Ebettir diyor. Müheymindir diyor. Mustakimdir diyor. Kuddüstür diyor. Ona diyor herhangi bir eksiklik at. Ya bu Allahu Teala'nın sıfatlarıdır. Allahu Teala'nın sıfatlarıdır. Ya bakın doğrulara ulaşabiliyor demek ki. Yani insan düşünerek zatı mutlak olan bir zata ulaşabilir ve o zatın özelliklerini de varlık üzerinden tespit edebilir. Ama bu hep zanni olur. Neden? İşte Aristo bunları ortaya koyduktan sonra kalkar der ki o öyle bir ilk nedendir ki yarattıklarıyla, kendisinin bilgisiyle var olanla alakası yoktur. Alakasını kesmiştir. Bu ne oldu? Ulaştığı bütün sonuçları aslında yok etti. Kendi kendine yok etti. Anlamsız hale getirdi. Yarattıklarından habersiz olan bir ilk nedenin tasavvurda nasıl bir karşılığı olabilir ki? Hiçbir karşılığı olmaz. Hiçbir karşılığı olmaz. Peki karşılığı olmayan o ilk nedenin yerine kim geçer? Bizzat Aristo'nun kendisi geçer, ilahlaşır.
ilahlaşır. Oysa bizzat Aristo'nun kendisine sorsa, insanın insana kulluğu, insanın insana ilahlığı senin felsefende muteber midir diye sorsak Aristo'ya asla der. Asla muteber değildir. O zaman sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ilahlaşıyorsun. Asla boyunun yetişemeyeceği şeylerle ilgili ölçüler koyuyorsun. Bu ilahlaşmak değil de nedir? Eğer sen ilk nedeni ezel, ebed, samet gibi, latif gibi, alim gibi sıfatlarla tanımlıyorsan ilk nedeni artık sen tanımlayamazsın. Sen devreden çıkman lazım. Senin şunu demiş olman lazımdı. Arkadaşlar, varlık bana bir zat-ı mutlağın mecburi olarak var olduğunu bana haykırıyor. Ama o zat-ı mutlağın kendi özelliklerini benim tarif etmem imkansızdır. Çünkü o zat-ı mutlaktır, ben mukayyedim. Dolayısıyla bakın, böyle bir zat-ı mutlak var. Bu zat-ı mutlağa nasıl ulaşırız diye bir soru sorması lazımdı. Ama o öyle yapmadı. Zat-ı mutlağı kendisi belirledi. Tanım getirdi, tasvir getirdi. Ya sen hem ona mutlak diyeceksin, hem de sen ona tanımı sen getireceksin. Oldu mu bu? Bu oldu mu? Olmadı. Olmaz da. İşte bunun için bir rehber değere, yani ulaştığımız sonuçlarla ilgili, aklımızla, düşüncelerimizle, duyularımızla ulaştığımız sonuçlarla ilgili varsa yanlışımızı düzeltecek, yoksa ulaştığımız doğru sonuçlar hususunda bizdeki tereddütü, zannı giderip burhani bilgi haline getirecek bir rehber değere ihtiyacımız zorunludur. İşte rehber değer dediğimizde biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte sözün oluşumu da oradandır. Bu rehber değer mecburi olarak altına bağımlı değildir. Yani şu alta bağımlı değildir. Mecburi olarak üste bağımlıdır. Neden? Çünkü bir zata mutlak dediğiniz zaman o mutlakla sizin aranızda rehberlik yapacak olan, değeri belirleyecek olan o zatın olması lazım. Çünkü kuşatıcı olan odur. Her şeyi kuşatan olsa rehberin onun dışında birinden gelmesi imkansızdır. İmkansız. Dolayısıyla o rehber değerin zat-ı mutlaktan geliyor olması lazım. Başka yerden değil. Ancak zat-ı mutlaktan, daha doğrusu bir rehber değer ancak zat-ı mutlaktan gelirse rehber değer olur. Gelmezse ona rehber değer diyemezsiniz. Olmaz o. Bu rehber değer öyle olmalıdır ki bu asılla asla çelişmemelidir. Hiçbir konuda, hiçbir şekilde çelişmemelidir. Başka, bakın, bunun altında artık buradan aşağısında insan vardır. Aşağısıyla da çelişmemelidir. Ne yukarısıyla ne aşağısıyla çelişmemelidir. Çünkü iki çelişik arasında rehberlik yapamazsınız. İki çelişik arasında rehberlik olmaz. Rehberlik iki çelişmeyen arasında olur. Başka? Burada kimi durumlarda sıralama değişir. Yani 3 ve 4'ün sıralaması değişir. Burada bu sıralamaların değişmesi bu konuşmamız bağlamında, yani şu söylediğimiz söz bağlamında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü söylemek istediğimiz şey başka. Özellikle bununla ilgili bir konuşma yaparsak bu sıralamanın neden öyle olduğu hususunda daha geniş açıklamalar yaparız, ama şu bağlamda ben sözü uzatmamak için direkt İşe giriyorum. Niçin 3 numara budur, 4 numara odur diye sorusu, o başka bir konunun şeyidir. Mana. Mana. Buna vaaz da diyebilirsiniz. Mana dediğiniz zaman siz artık tasavvuri olan bir şeyden bahsediyorsunuz demektir. Tasavvuri.
Tasavvur nedir? Tasavvur. Tasavvur bir şeyin herhangi bir şeye tahsis edilmeden zihinde belirmesidir. Bir daha söylüyorum bunu. Tasavvur herhangi bir mananın bir vücuda, bir masada, hariçte varlığı olan herhangi bir şeye bağımlı olmadan zihne gelmesidir. Akla gelmesidir. Tasavvur budur. Ne demek istiyoruz? Şimdi şöyle yeni bir sayfa açayım. Anlatmakta yetersiz kaldığım yerde ya da yanlış şey yaptığım yerde herkes müdahale edebilir, söze karışabilir, söze dahil olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü bu konularda çok yeterli olduğumu iddia etmiyorum. Yetersiz anlatmış olabilirim. Elimden geleni yapıyorum ama yetersiz kalabilirim. Bu muhtemeldir, mümkündür bu. Günlük konuşmalarımızda bir dil kullanıyoruz. Bir dil ve kelimeler kullanıyoruz. Aklımız işte bu kelimelerle çalışıyor. Biz bu kelimelerle içimizdekini dışa vuruyoruz. Bu kelimelerle kafamızda bir şeyi resmediyoruz, hayal ediyoruz, düşünüyoruz, aklediyoruz. Bu kelimelerle zihnimizde hakikati dışarıda olan yani zihnimizin dışında olan varlığı anlamlandırıyoruz, varlıkla ilişki kuruyoruz. Bu kelimelerle ilişki kuruyoruz. Kelimelerin yapısına baktığımız zaman kelimelerin yapısı iki türlüdür. Şöyle kelime dediğimizde önce ikiye ayıracağız. Hariçte karşılığı olan kelimeler hariçte karşılığı olmayan kelimeler. Ne demek istiyoruz? Biraz açayım. Bazı kelimeler kullanırsınız, o kelimelerin karşılığına bir cisim, bir vücut, bir şey koyabilirsiniz. Mesela siz ağzınızdan elma diye bir şey çıkar. O sizin aklınızdan çıkan elma aslında elma varlığından herhangi birini ifade etmez. Ama siz o kelimenin karşısına elma sözünün karşısına bir elma, bir meyve koyar işte budur dersiniz. Yani elma işte budur dersiniz. İşte ne bileyim güneş dersiniz. Ağzınızdan G, Ü, N, E, Ş diye sözler çıkar. Dersiniz ki ağzımdan çıkan bu sözün karşılığı işte şudur dersiniz. Gösterirsiniz. Dağ dersiniz, toprak dersiniz, ağaç dersiniz, hayvan dersiniz. Bunların hepsinin karşılığına şunu kastediyorum deyip böyle parmağınızla işaret edebileceğiniz bir cisim gösterebilirsiniz. Bu tür kelimeler hariçte karşılığı olan yani ağzınızdan çıkan, zihninizde beliren kelimelerin hariçte, dışarıda yani etrafınızda karşılığı vardır, vücudu vardır, bir vücudu vardır. Bir cismi vardır yani eni boyu hacmi vardır. İşte bunlar hariçte olan, karşılığı olan kelimelerdir. İnsan zihni bunları anlamayla düşünmeye başlar ama bunları asla ölçü almaz. Asla bunlar asıl olmaz. Asıl olan ne olur? Asıl olan hariçte karşılığı olmayan kelimelerdir. Buradan ne kastediyoruz? Buradan şunu kastediyoruz. Bakın, siz güneş dediğinizde parmağınızla bir cismi işaret edebilirsiniz. Elma dediğinizde parmağınızla bir cismi ya da elinize alıp gösterebilirsiniz. Dağ, tepe, işte ne bileyim, ay, yıldız dediğinizde bir şeyler gösterebilirsiniz parmağınızla.
Ama bazı kelimeler vardır ki parmağınızla asla gösteremezsiniz çünkü varlıkta karşılığı yoktur. Örnek, mesela dersiniz ki doğruluk. Doğruluk kelimesinin varlığın dışında, yani sizin zihninizin dışında bir vücudu var mı? Şu doğruluktur diyebileceğiniz, gösterebileceğiniz bir cisim var mı? Yoktur. Yalan diyeceksiniz. Ya yalan diye bir varlık var mı? Hayır. Böyle bir varlık yoktur. Peki sadece bunlar mıdır? Hayır. Daha özelde insan davranışlarının temelinde olan kavramlar vardır. Onların da varlıkta bir karşılığı yoktur. Mesela dersiniz ki anne. Anne kelimesinin varlıkta bir karşılığı yoktur. Bu itibari bir kavramdır. Bakın itibari bir kavram olduğu için herkesin annesi başka başkadır. Herkes anne dediğinde aklına başka biri geliyor cisim olarak. Neden? Çünkü anne bir tanımlamadır. Bir tanımlama. O tanımlama kimde bulunursa o tanımlamayla tanımlanır. Kardeş, vatan, millet, iman, küfür, şirk, fısk, fesat, salah, felah, bütün bu kavramların hepsi hariçte karşılığı olmayan kelimelerdir. Şöyle yaparsınız, siz burada ne yaparsınız? Burada dersiniz ki doğruluk dersiniz. Doğru dersiniz veya. Doğru ne demektir dersiniz? Dersiniz ki doğru sözde olanın içte olanla, içte sözde olanın dışta olanla uyum halinde olmasıdır dersiniz. Bakın bu bir tanımlamadır. Böyle bir varlık yoktur. Yani siz kedi dediğinizde kedi iki nokta üst üste işte miyavlayan, ciyaklayan, tırmalayan, iki kulağı, dört ayağı, bir kuyruğu olan bir küçük bir ev hayvanıdır dersiniz. Bakın onun karşısına bir cisim koydunuz. Ama doğru dediğiniz zaman onun karşısına bir cisim koyamazsınız. Onun karşısına bir tanım koyarsınız. Şuraya tanımı getirirsiniz. Tanım. Tanımı getirirsiniz. Bu tanım kimde varsa ona doğru dersiniz. Bu tanıma uyana doğru dersiniz. Mesela ben daha ileri gideyim. Mesela şeytan dersiniz. Şeytan kelimesi tıpkı anne kelimesi gibi, tıpkı baba kelimesi gibi, tıpkı kardeş kelimesi gibi şey kelimesi tasavvuri bir kavramdır. Yani hariçte karşılığı bir zat olarak bir karşılığı yoktur. O zaman şeytan dersiniz, şu 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 ya da şeytanlık dersiniz, şu 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 hareketler tanım getirsin. Yine bir tanım koyarsınız. Buraya bir tanım koyarsınız. Tanımı koyduktan sonra dersiniz ki işte bu tanımdaki şeyler kimde varsa o şeytandır, şeytanlık yapmaktadır dersiniz. Bakın onun insi de oluyor, cini de oluyor. Yani eğer şeytan kelimesi ontolojik bir kelime olmuş olsaydı ya sadece cinne ait olurdu, inse kullanılmazdı. Ama Kur'an'a baktığınız zaman insin şeytanlarından da cinnin şeytanlarından da bahsediyor. Yani hem ins hem cin şeytan olabiliyor. Şeytanlığı yapabiliyor. Bu ne demektir? Bu şeytan kelimesi tasavvuri bir kavramdır. Hariçte bir karşılığı yoktur. Onun tanımı vardır. O tanım kimde varsa hangi kimde varsa o olur. Tıpkı doğru olduğu gibi. Doğrunun bir tanımı vardır. O doğru tanımına göre söz söyleyene doğru dersiniz. O tanıma göre söz söylemeyene yalan dersiniz. Bakın tanım. Tanım rol oynar. İşte tasavvuri yani hariçte karşılığı olmayan tasavvuri kelimeler insan zihninin asıllarıdır. Asıllar. Asıllardır. Belirleyici olan bunlardır. Bunlarla siz artık en üste bunları koyarsınız. Varlığı artık bunlardan referansla tanımlarsınız. İşte bu şekilde oluşmuş, gelelim deminki yerimize. Bu şekilde oluşmuş şeye mana denir. Mana denir.
Ve bu da bir vaazdır. Vaaz ne demek? Birinin o sözü o manaya tahsis etmiş olmasıdır. O sesi o söze tahsis etmiş olmasıdır. Şimdi Kur'an'da allemehul beyan diyor mu? Diyor. Lisanlarınız Allah'ın ayetleridir diyor mu? Diyor. O zaman biz diyoruz ki mananın vaaz edicisi Allahu Teala'dır. Allah'tır. Peki biz bu değeri yani nereden aldık biz bu sözü? Bakın dikkat edin. Bize kim söyledi allemehul beyanı, beyan cümlesini? Kim söyledi bize dillerin Allah'ın ayetleri olduğunu? Rehber değer söyledi. Bakın rehber bizi dilimizi nereye bağladı? Bir üstündeki referans değere bağladı. Konuşuyorsun ya diyor. Evet, o konuşmanın sebebi en üstteki o referans değerdir. Yani asılların asılları olandır. Dolayısıyla sen konuşmanla ilgili bir şey düşüneceksen önce asılların asılını temel alacaksın. Sonra rehber değeri temel alacaksın. Ondan sonra manaya geleceksin demektir. Başka? Dört. Dedik ki maksat. Aslına bakarsanız mana maksadın ardından gelir bazı durumlarda. Bazı durumlarda. Önce maksat oluşur. Daha sonra siz o maksadınıza uygun bir şekilde manaya yönelirsiniz. Ama dedim ya, yani bu sıralamayı ben başka bir konunun konusu olduğu için söylüyorum. Şu konuşmamızda bu sıralama çok bariz farklılıklar oluşturmuyor. Ben anlaşılsın diye söylüyorum. Maksat. Ne yaparsanız yapın, hangi işi yaparsanız yapın, yaptığınız her işte önce sizde bir maksat oluşur. O maksat oluştuktan sonra siz harekete geçersiniz. Yani yapacağınız şey siz daha yapmadan, onunla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce zihninizde belirir. Ondan sonra harekete geçersiniz. İşte bu maksattır. İşte bu maksattır. Şimdi eğer doğrudan bahsediyorsak maksadın ne olması lazım? Bir, maksadınızın manaya uygun olması lazım. İki, maksadınızın ve mananızın rehber değere uygun olması lazım. Üç, maksadınızın, rehber değerinizin referans değere uygun olması lazım. Oradan hareketle maksadınızın oluşmuş olması lazım. İşte o zaman doğru denilen şeyin üstünde olursunuz. Doğru denilen şeyin üstünde olursunuz. Burayı biraz açayım. Ramazan ayı geldi ve sizin içinizde, daha Ramazan ayı başlamadı, sizin içinizde Ramazan ayını oruçlu geçirmek maksadı belirdi. Böyle bir maksadınız belirdi. Eğer bu maksadınız hareketlerinizle uygun değilse, yani mana ile uygun değilse, siz o zaman bir maksat sahibi olamazsınız. Bir maksadınız yok demektir aslında. Burada yalandan bir kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Maksadın mana ve diğerleriyle uyum halinde olması lazım. Niye? Çünkü mana, Ramazan ayını oruçlu geçirmek manası ne demektir? Ramazan ayında yemeyeceğin hiçbir şey demektir. Siz bu maksada, bu manaya uygun davranmadığınız zaman sizin içinizde Ramazan ayı gelmiş, siz yiyorsunuz, içiyorsunuz ama aklınızda, kafanızda ya ben Ramazan ayını İhya ediyorum. Ramazan ayını tutuyorum. Olmaz işte. Bakın olmuyor o zaman. Dolayısıyla maksadınızın manaya uygun olması lazım. Mana neydi? Ramazan ayını işte tarif etmiş. Fecirden yemeği bırakacaksın. Akşam güneşi battığında o zamana kadar yemeği bırakacaksın. Mana bu. Maksadınızın bu manaya uygun olması lazım. Eyleminizin bu manaya uygun olması lazım. Yoksa manaya uygun değilse siz ya saçmalarsınız. Saçmalarsınız yani başka bir şey değil. Bu saçma sapan bir şeydir. Peki beş. Beş hakikattir. Hakikat. Peki neden hakikat el hak demedik de hakikat dedik. Bunu da biraz açalım. Hakikat işte bu sıralamayla
Geldiğiniz şeyin, buraya kadar geldiğiniz şeyin zihninizde beliren o anlamın hariçte, yani sizin dışınızda da sizin zihninizde belirenle uyum halinde olması, aynı olması. Eğer aynı değilse bu söz diğer dört tarafı, yani şunun üstü uyumlu olsa bile yine yalan olur. Hatta şunu söyleyeyim, yani şu saydığım beş şeyden herhangi bir tanesi diğerleriyle çelişirse, herhangi bir tanesi diğerinin varlığını nakzederse ya da ortadan kaldırırsa bu yalan olur. Doğru olabilmesi için ne olması lazım? Bu beş tanesinin referans değerden, referansla kendi arasında ve referans değerle çelişiyor olmaması lazım. Çelişirse olmaz, yalan olur. Bir tanesi çelişsin. Hatta bir tanesi kendi arasında çelişsin. Yani hakikatle maksat kendi arasında çelişsin, yalan olur. Maksat manayla çelişsin, yalan olur. Mana rehber değerle çelişsin. Diğerleriyle uyumlu ama rehberle uyumsuz. Yalan olur. Bu yalandır. Doğru olmaz. Bu doğru olmaz. İşte bu saydığımız sıralama, yani bu koyduğumuz sıralama sözü söyleyen açısındandır. Sözü dinleyen açısından nedir? Sözü dinleyen açısından bu tersten, yani önce hakikat, sonra maksat, sonra mana, sonra rehber değer, sonra referans değer. Sözü dinleyen sondan başa doğru gider, sözü söyleyen baştan sona doğru gelir. Biri duyuyor, biri söylüyor çünkü. Peki Kur'an insanın söylediği söz müdür, duyduğu söz müdür? Yani duymak kelimesini okumak, yani görmek, şahit olmak hangisidir? İnsanın söylediği bir söz değildir, değil mi? İnsanın duyduğu, okuduğu, yani bir fiilini görerek onun hakkında malumat sahibi olduğu bir sözdür, değil mi? Eğer böyleyse en başta şu gelir. En başta. Artık bu söze muhatap olan insan, bu şekilde gelmiş söze muhatap olan insan duyduğu şeye bir önerme sunamaz. Bir önerme getiremez. Bir tarif getiremez. Bir tanım getiremez. Şöyledir, böyledir diyemez. Onun hakkında konuşamaz. Ne yapar? Onun hakkında sadece keşfeder. Hakikatten, yani masadağından başlayarak yukarı doğru sadece keşfeder. Asla bir tanım getirmez. Tanım varsa der, kendi içinde, onun içinde bir tanım vardır der. O tanımı bulmaya çalışır. Kendi tanım getirmez. Böyle olur. Şimdi bütün müfessirlere bakın. Bütün fıkıhçılara, kelamcılara, filozoflara, ne bileyim hadisçilere, tarihçilere, mutasavvıflara bakın. Kur'an dediğinizde onlara ma huve diye bir soru soralım. Yani Kur'an mahiyeti nedir diye bir soru soralım. Hemen diyecekler ki bir, Allah'ın kelamıdır. Başka? Nasihi, mansuhu vardır. Başka? Mücmeli, müşkili, hafisi, müteşabihi vardır. Dört. Açıklaması hariçtedir. Kendinde değil, hariçtedir. Bu şekilde daha bir sürü tarif getirirler. Bu tarifi ben nereden, bunu nereden alıyorum ben? Arkadaşlar, kafiyeci vardır ki tefsir usulünde bir dönüm noktasıdır, bir belirleyici şeydir. 15 tane şart getirmişti. Bir dersinde paylaşmıştım sizinle. 15 tane şart getirmişti. Bu 15 tane şartın 8 tanesi Kur'an'ın kendiyle alakalıdır. Sarf bilinmelidir, nahi bilinmelidir gibi şeylerdir. Ama geri kalanları sebebe nüzulü bilmesiniz, bilmelisiniz, nasihini, mensuhunu bilmesiniz, müşkilini, hafisini bilmelisiniz gibi, hadisini bilmelisiniz gibi şartlar koymuştur. 15 şart buna aittir.
Şimdi siz Kur'an'ı bu şekilde tarif ederken, bu şekilde tarif ederken bu tarifi ve tanımı nereden aldınız? Kur'an'dan mı? Yani hadis olmazsa Kur'an anlaşılmaz sözünü siz Kur'an'dan mı aldınız? Kur'an size söyledi mi? Tarih bilmezseniz Kur'an'ı anlayamazsınız. Felsefe bilmezseniz Kur'an'ı anlayamazsınız. Bilim bilmezseniz Kur'an'ı anlayamazsınız sözünü size Kur'an mı söyledi? Hayır. Kur'an söylemedi. E madem ki Kur'an söylememişse, siz de Kur'an'ı bu şekilde tanımlıyorsanız siz daha artık hangi rehberlerden, hangi ilimden, hangi manadan, hangi doğruluktan, hangi maksattan bahsedebilirsiniz ki? Allah'ı iki eli vardır, iki parmağı vardır, oturduğu yer vardır, yukarıdan aşağı bakar, güler, baldırları vardır şeklinde tanımlarken siz bu tanımlamaları nereden aldınız? Rehber değerden mi aldınız? Manadan mı aldınız? Maksattan mı aldınız? Nereden aldınız siz bunları? Hiçbir yerden almadınız, kendiniz tanımladınız. Oysa her biri kendi sözleriyle ilgili, bakın kendi Kur'an değil de kendi kitaplarıyla ilgili, İnanın bana aynı der ki olmaz. Böyle yaparsan oğlum, sen benim sözüme tanım getiremezsin. Sen benim tanımlamalarımla beni anlamalısın der. Mesela Aristo'nun ya da ne bileyim İbni Arabi'nin ya da İbni Rüşd'ün söylemler kitaplarına biz kendimiz tanım getirdiğimizde İbni Rüşd, İbni Arabi ya da İbni Sina ya da Farabi razı olur mu? Razı olur mu buna? Asla razı olmaz. Sen bana tanım getirme. Benim tanımlamalarıma bak. Benim tanımlamalarımı temel almalısın der. Peki birader, sen kendi kitabına böyle davranıyorsun da Allah'ın kitabına niye böyle davranmıyorsun? Yani Allah'ın kitabı senin kitabından daha mı değersiz ki? Sen diyorsun ki benim tanımlamalarım asıldır. Senin yapman gereken benim tanımlamalarımı keşfetmek, anlamaktır. Sen bunu söylüyorsun da Allah'ın kitabı için niye aynı şeyi söylemiyorsun? Şimdi bugün şimdi yaşadığımız dünyada arkadaşlar ne saydık? Dedik ki şunu saydık değil mi? Dedik ki bir referans değer. Asılların asılı. İki rehber değer. Üç mana. Dört maksat. Beş maasadak. Bugün, günümüzde ve geçmişte, geçmişte de öyle de ben bugünü konuşuyorum. Bugün ben Müslümanım diyen, ben müminim diyenler sadece şurayı kullanmaktadırlar. Sadece bu üçü. Rehber değer, müminlere göre, Müslümanlara göre rehber değer olma niteliğinde değildir. Referans değer, bugünkü müminlere göre referans olma niteliğinde değildir. Onun için İslam Müslümanların tarihinde oluşan bütün birikimler, bakın bütün birikimler, fıkıhta, kelamda, siyerde, tefsirde, hadiste, tasavvufta, bilimde, bütün birikimler sadece şu üç temel üzerine oturmuştur. Bu iki temelde her bir ulema diyeceğim. Her bir ulema kendisidir. Referans değer de kendisidir. Rehber değer de kendisidir. Bir katkı sunmaya çalışayım Ramazan abi. Niçin öyledir? Hatta konunun başına döndüğümüzde bunlar bize ne sağlayacaktı? İşte bunları sağlayacaktı. Az önce anlattığınız şeyleri sağladı. Niçin referans değer ve rehber değer bugünkü Müslümanların gündeminde yok? Çünkü az önce biz dedik ki asılların asılı yeterli kabul edilecekti. Halbuki asılların asılı olarak örneğin diyelim ki Kur'an'ı bu rehber değerdir ama onu asıl almış olalım şimdi. Bir kere yeterli görünmüyor. Bu bir. O zaman asılların asılı olmaktan çıktı. Diğer taraftan asılların asılı değişmez diyorduk. Ama baktığımızda Kur'an'da
değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Allah'ın kelimelerinde tebdil, tahvil, tahir olmaz diyorduk. Ama referans değer olarak kabul ettiğimiz Kur'an'ın hem şeklinde hem şemalinde hem de esasında bir değişiklik olmuş. Dolayısıyla asıl olmaktan çıkmış. Yani bunları bilmek işte bu şekilde bize hatta az önce söylediğiniz bu ikisinin dışında mana, maksat, lafız bunlarla ilgilenir dedik. Bunlarla da doğru bir şekilde ilgilenilmiyor. Çünkü referans değerden, rehber değerden ari olarak bir mana, bir maksat, bir lafız oluşturulduğu zaman ki öyle oluşturulmuştur, zaten onların bir anlam ifade etmesi mümkün değildir. Şimdi biz sözü dinleyenler olarak varız. Sözü dinleyenler. Biraz önce yaptığım sözü söyleyen açısındandı. Sözü dinleyenler açısından. Şimdi dedik ya, sözü dinleyen tersten başlayacak. Deminki söylediğimizin tersinden. Yani bir daha yazayım, üşenmeden yazayım. Bir, sözü söyleyen referans değeri koyacak. İki, rehber değeri kendisi belirleyecek. Üç, manayı kendisi vaaz edecek. Dört, maksadı manada açığa çıkaracak. Beş, bunlar masadakla uyuşacak. Masadakla uyuşacak. Bu sözü söyleyen açısından. Bunu dinleyen değil de söyleyen diyeyim. Sözün sahibi diyelim bu. Buraya da sözün muhatabı. Biz oyuz işte. Bütün insanlık sözün muhatabıdır. Sözün muhatapları nasıl yapacak? Sözün muhataplarının kulağına ilk gelen şey nedir? Masadaktır. İlk, pardon, özür diliyorum. İlk gelen sözün kendisidir. Söz, kelam geliyor. Varmak istediği nokta neresidir? Beş, vermek istediği referans değerdir. Yani biz anlarken nasıl anlayacağız? Kelamdan başlayacağız. Yani masadaktan başlayacağız. Manaya bakacağız. Üç, maksadı tespit edeceğiz. Bunun hangi rehberlikle ortaya çıktığını tespit edeceğiz. Bunlarla en son referans değere geleceğiz. Böyle olması lazım normalde. Ama hayır, öyle değil. Neden öyle değil? Söyleyeyim. Allah-u Teala'nın referans değer olması Kur'an'ın varlığına bağımlı değildir. Yani Allah-u Teala herhangi bir Resul göndermemiş olsaydı da, bakın biraz önce örneğini verdim. Herhangi bir Resul göndermemiş olsaydı da biz şu varlığı anlamlı hale getirebilmemiz için düşündüğümüzde bir zat-ı mutlağa zaten varmak zorundayız. O zat-ı mutlak olmadan ne söz ne varlık anlamlı hale gelmez. Anlamlı hale gelemez. O zaman Kur'an'dan bağımsız olarak bizim kafamızda her bir varlıkla ilgili, her bir mana, her bir anlamla ilgili referans değer. Yani bunu ben niye kapattım ki? Bir daha açayım, kusura bakmayın. Biz her zaman için kelam olsun olmasın, mana olsun olmasın, biz zaten referans değerle Kur'an olmadan da bunlar olmadan da referans değerle zaten muhatabız ki. Zaten muhatabız. Yani bizim elimizde bir tümel var zaten. Her zaman için tümel var. Kur'an olsa da var, olmasa da var. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili asla tüme varımı kullanamayız. Çünkü neden? Çünkü biz bir kere şunu kabul ettik. Zat-ı mutlak olmazsa ne tümel olur ne tüme varım olur. Hiçbir şey olmaz. Zat-ı mutlaktır her şeyi ortaya çıkaran. Siz bunu dedikten sonra artık sizin rehber değeriniz de şu da bu da mutlu, bunun ardından gelir. Zat-ı mutlak zaten var. Dolayısıyla biz
Herhangi bir söz duyduğumuzda. Yani ister bu Kur'an'dan olsun, ister başka bir şeyden olsun. Zat-ı mutlak sürekli aklımızda olduğu için, yani o bizim zikrimiz olduğu için. Zikrimiz olduğu için. Zikir neydi? Hiç akıldan çıkmaması gereken. Bilgidir. Akıldan çıkmaması lazım. Neden? Çünkü siz zat-ı mutlağı akıldan çıkardığınız zaman zaten anlam diye bir şeyden bahsedemezsiniz de artık. Anlam diye bir şeyden bahsedemeyeceğiniz için o zat-ı mutlağı aklınızdan çıkarmanız, yani daima elinizde bir tümel var. Onu aklınızdan çıkarmanız imkansızdır. Dolayısıyla siz hiçbir zaman ben söze bakayım, o sözden hangi tüme varacağım şeklinde bir sorunuz olmaz. Siz hemen birinci basamaktasınız ama beşinci basamağı alacaksınız, getireceksiniz, diyeceksiniz ki asıl odur. Bu asıldır diyeceksiniz. O zaman bir diyecek. Yani siz tersten duyduk ya, bakın biz şuradan duyduk. Siz en son ilk şunu duydunuz. Kelamı. Ama referans değer hep akılda olduğu için ne olacak? Otomatikmen referans değer üstte. Sonra kelam olacak. Sonra mana, referans değer, sonra maksat, sonra rehber olacak. Yani siz alttan da başlasanız referans değeri referans değer olarak almak zorundasınız. Onu ondan gelmek zorundasınız. Yani Allah'tan gelip anlamlı hale getirmek zorundasınız. Bu sözden bağımsız olarak da böyledir, sözle de böyledir. Dolayısıyla biz her zaman tüme varımı değil, tümden gelimdir bizim düşüncemiz. Çünkü biz bir kere Kur'anlı Kur'ansız. Allah olmazsa, yani o zat-ı mutlak olmazsa anlam diye bir şey olmaz. Bunu kabul etmiş miyiz? Bunu kabul ettiyseniz bu artık sizin vazgeçilmez değerinizdir. Dolayısıyla kelamı, ilk önce kelamı duydunuz. Hemen referans değere gideceksiniz. Bu kelam, bu referans değerle çelişir mi, çelişmez mi? Örnek verelim. Örnek verelim. Sıradan bir akıl için. Hiç Kur'an'ı bilmeyen biri ama Allah'ı biliyor. Yani Allah'ı biliyor. Ama Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ın referans değerini bilmiyor. Sözün mana ile alakasını, maksat ile alakasını hiç bilmiyor. Ama şöyle bir söz işitti. Allah kimi saptırırsa. Kardeşim, sıradan bir insanın bu sözün yanlış olduğunu, bu sözün rehber değerle, referans değerle çeliştiğini bilmesi için Kur'an bilmesine gerek yok. Mana bilmesine, maksat bilmesine gerek yok. Elinde bir rehber, bir referans değer var mı? Var. Bu referans değerin referansları içerisinde keyfine göre hareket etmek var mı? Yok. İlkesiz, kuralsız bir şekilde iş yapmak, fiil yapmak var mı? Yok. O zaman bu sözün yanlış olduğunu, doğru olmadığını bilir. Yani referans değerle çelişiyor bu söz. Olmaz. Böyle bir referans olmaz der yani. Bu referans olmaz. Bakın, elde bir referans değer, rehber, referans değer varsa, asıl varsa, yani asılların aslı varsa artık İlim denilen şey, Nuri Hocam, ilim denilen şey sıradan insanın yanı başında olur. Tümel olarak elinde hazır. Hazır. İşte zaten ilim, bakın, bir şeyin artmaması, eksilmemesi neye bağlıdır? Mahsadağın olmamasına bağlıdır Nuri Hocam. Bakın, bu çok önemlidir. Ancak mahsadağı olmayan
şeyler hususunda artma eksilme olmaz. Yani bakın, doğruluk kelimesini tanımı 1.000 yıl önce de, 500.000 yıl önce de, 1.000.000 yıl sonra da bu tanım değişmez. Şefkat, merhamet, kulluk, iman, işte ne bileyim, sayabildiğiniz iyi kelimeler de, yalan, fesat, işte iftira gibi kötü kelimeler de, bakın bunların mazhatakları yok. 1.000.000 yıl geçse de değişmez. Çünkü orada tanım vardır, orada bir vücut yok. İşte bu yüzden bu tanımlamalardır ilim olan şey. İlim odur, o artmaz eksilmez. Yani doğruluğun tanımı, imanın tanımı artmaz eksilmez. İşte ilim odur. Ama siz, yani şöyle diyeyim, mesela varlığın Allah'ın halkı olduğu, mahlukları olduğu değişir mi? Değişmez. Bakın bu ilimdir. Ama mahluklarla ilgili bilgi artar eksilir mi? Eksilir mi? Evet, artar eksilir. Mesela Allah diyor ki, Allah suyu yarattı. Bakın bu ilimdir. Siz de suyun Allah tarafından yaratıldığını bildiniz. Bu ilimdir. Bu artmaz eksilmez. Bütün varlıkların Allah'ın yarattığı olduğu artmaz eksilmez. Sabittir, değişmez. Bakın bu ilimdir. Ama siz suyu incelediniz. Aa, su denilen şeyin içerisinde meğerse birkaç tane farklı farklı cisimler varmış. Farklı farklı şeyler varmış. Bakın bu artar eksilir. Bu artar eksilir. Niye? Çünkü bu ilim değildir ki. İlim aslı belirleyendir. Yani ister onunla ilgili bilginiz artsın, ister eksilsin, onun mahluk olduğu bilgisi değişir mi? Değişmez. İşte ilim budur. Değişmeyen sabitedir. İlim budur. Yoksa su hakkında derya, deniz, bütün bilgileri, kardeşim bu ilim değildir. Bu ilmin bilgisidir. Bu artar da eksilir de, değişebilir de üstelik. O değişebilir. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Bu değişebilir. Dörtgen midir, üçgen midir? Bu değişebilir. Ama dünyanın bütün diğer gezegenlerde olduğu gibi Allahu Teala'nın yarattığı bir mahluk olduğu bilgisi değişir mi? Değişmez. İşte ilim odur. Değişmeyendir, asıl olandır, sabit olandır. Bu yüzden Kur'an'a baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman bugün bizim ilim diye tarif ettiğimiz şeylerin hepsini Allahu Teala sıradan insanların bile, bakın sıradan insanların bile sahip olduğunu söylüyor. Allah'a iman etmenin bir bilgi gerektirmediğini Kur'an söylüyor mu yani? Bakın diyor ki, Allah'a iman edin. Bunun için ilave bilgi, yani tefsir bilgisi olanlar, fıkıh bilgisi olanlar, kelam, böyle bir şey söylüyor mu Kur'an? Ya da fen bilgisi, matematik bilgisi, fizik bilgisi olan böyle bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü bunlar ilimle alakalı değil. Bunlar ilmin bilgisidir. İlimle alakalı olan şeyler değişmeyen şeylerdir ve bunların hiçbiri, bakın bu kavramların hiçbirinin hakikatte hariçte bir karşılığı yoktur. Sadece tanımları vardır. Sadece tanımları vardır. Kur'an'da iman diyor. İman etmek diyor. İman etmenin nesi vardır? Tanımı vardır. Bir vücudu var mı? Yani iman denilen kelimenin karşısına bir vücut koyabiliyor musunuz? Koyamazsınız. Kafirlik dediğiniz şeyin karşısına bir vücut koyabilir misiniz? Hayır, bir vücut koyamazsınız. Koyamazsınız. Orada tanım koyacaksınız, tanımlar koyacaksınız. Ha, o tanımlar kimde var? O tanımın kapsama alanındadır. Kimde yok? O tanımın kapsama alanı dışındadır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu açıdan geldiğiniz zaman Nuri Hocam, bakın ne kadar kolaylaşıyor. Ya şeytan nasıl bir varlıktır sorusu önemsiz hale geliyor. Önemsiz hale geliyor. Şeytanlık nedir kardeşim? Şeytanlık diye tanımlayabileceğimiz şey nedir? Şudur, 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 şudur. Baktın kimde var? O şeytandır.
O şeytandır. Bakın ne kadar kolay, ne kadar ulaşılabilir ve ne kadar herkese açık hale geldi. Eğer Kur'an'a Allahu Teala'nın razı olduğu ya da Allah'ın razı olduğu şekilde iman etmek, tefsir bilgisine, siyer bilgisine, matematik bilgisine, fizik bilgisine, metafizik bilgisine ya da başka bilgilere ihtiyaç duyuyor olmuş olsaydı bu imanı sen ben gerçekleştiremezdik, sıradan insanlar gerçekleştiremezdi. Yapamazdık. Var mı içinizde hadis usulü hususunda son noktayı koyabilecek bir tane bir kişi? Var mı tefsir hususunda? Var mı fizik, matematik, kimya hususunda son noktayı koyabilecek biri var mı? Eğer iman bunlara bağımlı olmuş olsaydı, hiç kusura bakmayın, yeryüzünde iman eden bir kişi kalmazdı, bir kişi olmazdı, olamazdı. Çünkü bilgi sürekli artar. Sürekli artar, eksilir, değişir, farklılaşır. Eğer bilgiye bağlı olsaydı, hayır, iman bilgiye bağlı değildir. İman ilme bağlıdır ve ilim de öyle zannedildiği gibi çok fazla malumat bilmek değildir, asılları bilmektir. Asılları sadece tanımları olan o kavramları, değişmeyen kavramları bilmektir. İlim budur ve bu öyle zannedildiği gibi yıllarca kitap okumayı, Ramazan Demir gibi böyle car 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 konuşmayı gerekli kılan şeyler değildir kardeşim. Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi uzak bir köyünde bir tane Fatma nine eğer varlığı yaratanın Allah olduğunu biliyorsa o alimdir artık. Varlığın tek sahibinin Allah olduğunu biliyorsa o alimdir artık. Bütün yaratılanların, bütün var olanların Allah'ın mahluku olduğunu biliyorsa ve buna inanıyoruz, o artık alimdir. O artık alimdir. Ha, bilgisizdir diyebilirsiniz. Olabilir, bu normaldir. Ama ilimsizdir diyemezsiniz. Burada ulaşılamayan şeyi insanlar ilme ulaşılamaz, bilgi ulaşılabilir, ilim ulaşılamaz zannediyorlar. Hayır efendim. Hayır efendim. Şunu aklınızın bir köşesine koyun lütfen. İlim uzansan alabilecek kadar yakındır. Hiçbir şey gerektirmez. Hiçbir şey gerektirmez. Sadece uzanman, alman yetiyor. Bilgi ise öyle değil. Bilgi için kişinin İmkanı olması lazım, o yönde istidadının olması lazım, kabiliyetlerinin olması lazım. Bu herkese açık değildir. Bilgi herkese açık değildir. İlim herkese açıktır. Müktesebat kitaplarını okuduğumuzda işte efendim ilim elde etmek için şöyle 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 seyahatler yapmış şu 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 sıkıntı. Halbuki işte bak diyoruz ya hep ilim ile bilgiyi karıştırmanın yansımaları bunlar. Halbuki bilgi elde etmek için bu kadar yol tepinmişler ama o bilgi de ilmi bozmak için oluşturulmuş şeyler. Şurada Bilgi asılların zannedir. Nuri Hocam, bilgi daima zannidir. Evet. Bakın biz diyoruz ya Kur'an'dan bizim anladıklarımızdır diyoruz ya işte o anladığımız dediğimiz şey bilgidir. Evet. Onun hususunda bize karşı çıkabilirsiniz. Yanlış söylüyorsun diyebilirsiniz. İsabet edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de ama varlığın Allah tarafından yaratıldığı bir ilimdir. Bunu ben söyleyeyim ya da söylemeyeyim. Bunu sıra kim geçirecek isim? Buna karşı çıkmak kafirliktir. Bakın dikkat edin. Bir kafir bile söylese bu sözü, bu kafirliktir. Hani Kur'an'da diyor ya, sen onlara sorsan, yeri göğü kim yarattı? Allah'tır derler. Şimdi siz söyleyen kim? Allah'tır diyen kim? Kafirler. Siz şöyle derseniz, ya bu kafirler yeri göğü yaratanın Allah olduğunu söylüyor ya, yalan söylüyorlar. Hayır efendim, doğru söylüyorlar ve ilimdir. O bir ilimdir. Peki kafirlerin oradaki sorunu nedir? O ilmi sabit almıyorlar. O ilmi temel almıyorlar. Bilgiyi temel alıyorlar. Bilgiyi ilmin üstüne koyuyorlar. Bilgi ilmin üstüne olmaz. Bilgi ilmin altındadır. Evet, o sözü kafir söylemiştir ama bu iman edilmesi gereken bir ilimdir. O bir ilimdir. Değişmez çünkü o sabittir. Zaman bu Fatır 28'de dinleme yakşı Allah'ın min ibadihil ulema. Onun öyle olmadığını daha öncesinde söylemiştim Güneş Hocam. Yani daha önce o Halbuki ulema kelimesine ilim işte alimler kelimesine
verdiğimiz anlamı bugün şimdi anlattıklarınızla düzeltirsek aslında şey oluyor, yani yerli yerine oturuyor. O ayetten nasıl anlıyorlar? Diyorlar ki ya ulema diye bir kesim var. O kesim hangi kesimdir? İşte mesela tefsir bilen, fıkıh bilen, hadis bilen, siyer bilgisi bilen, matematik bilen, riyazet bilen, fizik bilen, felsefe bilen, kelam bilen, işte oradaki yani o ayetteki ulemanın içine kim giriyor? Bu beyefendiler giriyor. Peki sıradan olan bizler, hayır biz girmiyoruz. Yani şu demektir, biz Allah'tan gerektiği gibi korkmuyoruz, Allah'a gerektiği gibi saygı duymuyoruz anlamına geliyor bu. Hayır efendim, onun içine tam tersi, tam tersi. O sizin dedikleriniz girmez. Evet, tam onu diyecektim. Yani Aslında haşyet duyan, ulema olan işte tarladaki Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, köyümüzdeki vesaire. Ama bilgisi çok olanlarda haşyetin daha az olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Çok ilginç. Evet. İşte bakın arkadaşlar, yine bir saat, 1,5 saat artık ne kadarsa konuşuyoruz. Ama bütün bu konuşmalarımız ne için? Ya adamlar ilmi tarif edememişler. Yani arkadaşlar bakın, bu bizim söylediğimiz ilmi tarif edememişler. Bir zan, bir heyezan falan değildir. Bu basbayağı ülema, yani bu Müslüman ülema. İlim kelimesi nedir, ilim nedir sorusunun cevabı yok. Hepsi bir şey söylemiş. Bir şeyler söylemiş. Kimi onu, ki tanım bahsine, yani bakın hem Teftezani hem Kazvini hem Razi, böyle tanım, hem Gazali tanım bahislerinin üzerinde çok durmuşlardır. Yani bir kelime nasıl tanımlanır bahsi üzerinde çok durmuşlardır. Ama iş ilim kelimesine gelince o tanım bahsinde öyle sapıtmışlar ki, mesela hepsi diyorlar, haddi tam nedir? Haddi tam, yani tam tanım. Bir şeyin tam tanımı nedir diye sormuşlar. Demişler ki onun faslı garibini, yani onu diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği olacak. Bir de cinsi garibi, onu diğerlerinden alacak en yakın cinsi olacak. Böyle demişler. Peki ilimle ilgili tariflerin 60 tane tarifi vardır. Tariflere bir bakalım bakalım. Gerçekten bu tariflerde haddi tam var mıdır? Hatta bırakın haddi tamı, tanım bahsini nasıl yaparlar? İşte haddi tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs derler. Resim Resmi tanıtımdır. tanım. Resim tanıtımdır, arazlarla yapılır. Hat zata ilişkin şeylerle yapılır. Zatını belirleyen şeyleri. Bunu söylüyorlar. E tamam, bakalım bakalım şu tanıma. Gerçekten bu tanımlarına kendileri uyuyorlar mı? İlim nedir? Sahibini alim yapan şeydir. Abi bu yani burada felsefe bilenler, kelam bilenler, Allah aşkına bu tanım ilim sahibini alim yapan şeydir ifadesi sizce haddi tam mı? Haddi nakıs mı? Resmi tam mı? Resmi nakıs mı? Alakası yok. Bu bir işlevdir. İşlevinden bahsediyorsun sen. Kendisini tanımlamıyorsun. İşte yani şunu yapar diyorsun. O bir tanım değildir ki. Veya alalım bakın, mantık binasını alalım. Mantık kelimesine getirdikleri tarife bakın. Ne diyorlar? Mantık kurallarına uyulunca sahibini fikri hatadan koruyan şeydir deniyor. Birader bu bir tanım değil. Bu bir Zaten o tanım şeyi değil. soruyoruz. O şey ne? O şeyi soruyoruz zaten. Bu bir tanım değildir. Bu bir resim de değildir. Bu bir tanıtım da değildir. Arkadaşlara baktığınız zaman mantıkla ilgili Gazali, mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz diyor. Eyvallah. Eyvallah Gazali Efendi. Peki mantık nedir diye sorduğumuzda verdiği cevap bu. Kendisini tarif edemediğin bir şey var ortada. Ve Gazali Beyefendi, sen diyorsun ki mantık ilmini bilmeyenin ilmine güven olmaz diyorsun, ama o mantık ilmi nedir diye bir tarif getiremiyorsun. Dikkat et abi, Nuri Hocam. Mantık ve ilim. Her iki kelimenin de tanımı yok, her iki kelimenin de tarifi yok. Ama Gazali'nin dediğine bak. Mantık ilmini bilmeyen. E sen bilmiyorsun. Sen mantık nedir bilmiyorsun, ilim nedir bilmiyorsun. O zaman sana güven olmaz. Madem biliyorsun, mantık ilmini bilmeyen diyor. Yani demek ki sen mantığı da ilmi de biliyorsun. O zaman tarif et. Tarif de edemiyorsun.
tarif edemiyorsun ama böyle böyle düşünüyor. Peki sen orada mantık ilmi derken neyi kastediyorsun? Sen Aristo'yu kastediyorsun. Sen aslında açıktan Aristo'yu bilmeyenin ilmine güven olmaz demiyorsun. Kıvırarak böyle mantık ilmini bilmeyenin diye başlayan cümleler kuruyorsun. Sanki kendisi ilim kelimesine tarif getirmiş, mantık kelimesine tarif getirmiş gibi konuşuyor. Var mı içinizde bu söylediğime karşı çıkacak bir tane, bir kişi çıksın bana mantık ilminin, mantık denilen şeyin haddi tamını yapacak bir kişi var mı? Yani faslı garibi ve cinsi garibiyle tanım yapabilecek bir kişi çıksın karşıma. Veya çıkartın karşıma. Geçmiştekileri deşin. Kendisinden Rüştü'ne, Rüştü'nden Farabi'sine, Farabi'sinden Sina'sına, Cürcani'sinden Cüveynisi'ne, Cüveynisi'nden Razi'sine, Razi'sinden Eşarisi'ne, Eşarisi'nden Maturidisi'ne. Kimi istiyorsanız çıkartın karşıma bir tane mantığa ve ilme tanım getirmiş. Bakın tanım. Kendilerinin tarif tanımlarına göre tanım şöyle olmalıdır dediklerine göre tanım yapmış bir kişi çıkarttın karşıma. Bir kişi. Yok. E peki ne ilme tarif getiremiyorsanız, ne mantığa tarif getiremiyorsanız, ulan bin küsur yıldır biriktirdiğiniz bu herzeler mi? Tarif getiremediğiniz bir şey üzerine mantık binasını inşa etmek, tarif getiremediğiniz bir şey üzerine ilim binasını inşa etmek ne demek? Onun için hadis ilmi, hadise İslami ilim diyorsunuz. Onun için tasavvufa İslami ilim diyorsunuz. Bakın kendinize atfedemiyorsunuz, İslam'a atfediyorsunuz. Oysa İslam Allahu Teala'nın dinidir. Sizin birikimlerinizden münezzehtir. Siz onları İslami ilim diye adlandıramazsınız. Adlandıramazsınız. Ama adlandırıyorlar. Niye? Çünkü insanların nezdinde hadis ilmi İslami ilimdir dediğiniz zaman bakın insanların nezdinde İslami ilim vay onu anladığımız zaman İslam'ı anlayacağız. Mantık ilmi İslami ilmidir. İslam ilmidir. Ha, onu anlayınca İslam'ı anlayacağız. Bakın görüyor musunuz sahtekarlığı ve ikiyüzlülüğü? Kendilerini affedemiyorlar. Kendilerine izafe edemiyorlar. İslam'a izafe ediyorlar. Tıpkı İslam tarihi demeleri gibi. Müslümanlar her türlü herzeyi yemiş. İslam tarihi diyorlar. Lan ne İslam tarihi? Müslümanların tarihi. Bakın İslam tarihi olunca ne oluyoruz? Hep sahabeden delil getirelim. Tabiinden delil getirelim. Niye beyler? Niye onlar? Çünkü onlar İslam. Yok ya. Ne zamandan beri kişilerin yaptığı İslam oldu? Ne zamandan beri? Bakın onun için hiçbir ilimde bir ilerleme kaydedilemiyor. Çünkü onlar aşılamaz bariyerler olarak insanların önüne konuluyor. Aşılamaz bariyerler. Sen tebe tabiini, tabiini, sahabeyi aşarak Kur'an'a gelemezsin efendim. Gelemezsin. Tebe tabiinsiz, sahabesiz, tabiinsiz Kur'an anlayışı bu. Onlara göre küfürdür. Küfürdür. Hadis olmadan, esbab-ı nüzul olmadan, müfessirlerin herzeleri olmadan sen ortaya Kur'an anlayışı koyacaksın. Bu küfürdür diyor adam. Nasıl bizi yok sayarsın? Nasıl onlara yok sayarsın diyor. Nasıl yok saymayayım kardeşim? Onlar İslam'a dahil değil ki. Onlar İslam denilen bütünün parçaları mı ki ben onları İslam'a dahil edeyim? Evet. Bugünkü İslam anlayışında, bugünkü Müslümanlık anlayışında onlar İslam'ın bir parçasıdır beyler. Sahabe dediğiniz zaman İslam'ın bir parçasından bahsediyorsunuz. Tabi'in, tebe tabi'in dediğiniz zaman ya da hadis imamları, mezhep imamları dediğiniz zaman siz artık onları İslam'ın bir parçası sayıyorsunuz demektir. Onlar İslam'ın parçası olur mu? Olmuş işte. Ve bütün birikimler de ona göredir. Bütün birikimler de ona göredir. Hatta Kur'an bile bakın orada 10 tane kıraat imamı koymuşlar. O kıraat imamının dışında istediğiniz kadar sahih olsun, istediğiniz kadar Arap dil ve gramerine bağımlı olsun, istediğiniz kadar varlığa şuna buna uyumlu olsun. Kabul edilmez beyler demişler. Yani burada ben şimdi Ramazan Demir olarak ya arkadaşlar ben yudlillahu olmaz. Ben yudlillahi olması lazım deyip kendimi paramparça etsem bile
Bu beyefendiler o 10 kişiye dayanmadığı müddetçe, o 10 kişiden bir şey getirmediği müddetçe bunu asla kabul etmezler. Evet. Buyurun size ilim. İşte biz bunları aşalım. Bunları aşalım çünkü bunlar bize karanlık getiriyor. Başka bir şey getirmiyor. Bu haksızlık, bu zulümdür. Bu zulümdür. İnsanlarla ilim arasına kimse giremez. Ama girmişler. İşte bu kadar uzun konuşmamızın sebebi budur. Ne hocam? Asıl dedik. Fuat abi de asılla ilgili bir şey paylaşmış. Şimdi bakınız, bizim az önce asıl derken neleri kastettiğimizi, ama adam Mesnevisinin başına yazmış. Bu asılların asıllarının asıllarıdır diyor. Şimdi Buyurun. bakar mısınız adamın aslına bak. Bizim aslımız, rehberimiz, rehber değerimiz Allah, Kur'an şeklindeyken adam Mesnevisini asıllarının asıl olarak tanımlıyor. Yani ilginç işte bu. Belki biraz sizi cesaretlendirmek, yani sıradan insanı cesaretlendirmek istiyorum. Evet. Benim böyle bir yanım var. Evet. Ben niye? Çünkü sıradan insan cesaretli değil. Razi'nin karşısında, Zamahşeri'nin, Maturidi'nin ya da Buhari'nin, Müslim'in ya da ne bileyim İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin karşısında cesaretli değil. O cesaretsizlik neden? Çünkü yaslanacak temeli yok. Adam kendisini ilimle kendisini çok uzak bir yerde gördüğü için, ilim denilince aklına onlar geldiği için inanılmaz bir cesaret, bir kendine güvensizlik var sıradan insanın. Güvenemiyor kendisine. Evet, ben sıradan insanı cesaretlendirmek istiyorum. İlim onlar değil. Ne Şia'dır ilim, ne Sünni'dir. İlim Kur'an'dır. Ve Kur'an herkesin ulaşabileceği mesafededir. Kur'ansız Allah'ın yarattığını bilmek, her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmek, Allah'ın gözetlediğini bilmek, ahirette hesaba çekileceğimizi bilmek, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilmek, bu dünyada asıl olan Allah'ı razı etmek, Allah'ın razı olacağı şeylerde bulunmak olduğunu bilmek, işte bu ilimdir. Bu ilme iman etmek imandır. Bu imana göre hareket etmek salih ameldir. Ve bunu bilmek için arkadaşlar ya, kitaplar dolusu yazı okumanıza gerek yok. Bunları biliyorsanız alimsiniz. Ama siz okuyorsunuz hocam ya. Çok okuyorsunuz. Ne yapacağız? Yani söylediğinizin konuyla bir alakası yok. Biz zaten çok okumanın bir değer olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ben ilim elde etmek için değil, bilgi elde etmek için okuyorum. Ve her seferinde de söylüyorum. Yani bunu da biraz önce açıkladım Semra Hocam. Dedim ki bakın bizim söylediklerimiz Kur'an olmaz. Niye? Çünkü bizimki bilgidir. Tabii hocam, gayet tabii. Evet. Onun için söylediğiniz sözün konuyla çok bir alakası yok mu Semra Hocam? Yok, okumaya gerek yok dediniz de hocam, ondan dolayı. Okumasanız bunları konuşabilir misiniz hocam ya? Semra Hocam, Tamam mı? Semra Hocam, yani siz Türkçeyi herkesten daha iyi anlarsınız. Ben şunun için okumaya gerek yok dedim. Hiç okumaya gerek yok. Okumayın kardeşim demedim. Dedim ki Allah'ın razı olacağı bir hayata, bir ilme sahip olmak için zannedilenin aksine çok okumak gerek. Hayır efendim, çok okumak onun için gerekli değildir. Başka şey için gereklidir. Hiç Doğru. okumayın. Aynen katılıyorum Okumayın hocam. demedim. Yani benim konuşmamdan, yani şuna üzülüyorum ki siz Türkçeyi en iyi siz bilirsiniz. Hocam Benim anlıyorum söylediğim ben sizi, merak etmeyin. Ben tekrar bu konuyu söyleyesiniz diye söyledim. Biri bu, biri diğeri de gerçekten okumak önemli. Bunu siz bilen birisiniz. Okuduğunuz için de biz sizden istifade ediyoruz gerçekten. Semra Hocam, bakın tekrar ediyorum. Ben üzüldüğüm şey şudur ki çok açık söylemlere dipnot düşme ihtiyacı belirmesidir. Söylediğiniz şeyin konuyla alakası yok. Tamam tamam hocam. Peki, boş Yani söyledim. Siz kusura evet, beni bakmayın. dipnot düşmeye mecbur bırakıyorsunuz. Yani Tamam. yok böyle demedim, böyle dedim demek zorunda bırakıyorsunuz. Hayır, ben teyit Söylediğim ettim. gayet açıktır. Gayet açık şeyler söyledim.
Şimdi La ilahe illallah'taki bakın, oradaki illallah bir kelimedir, ilimdir. Ama o ilme ulaşıncaya kadar la ilahe diyor. Yani oradaki bilgileri eleye 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 ama en sonunda o ilmi ortaya koyuyor. Belki bu az önceki hocanın sorduğu soru bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani yoksa ilim, şey, bilgi elde etmek kötüdür, gereksizdir anlamında değil. Ama illallah ilmine ulaşabilmek için onu ulaşabilmek için derken çok uzaktaymış gibi değil ama onun değerini belki ortaya daha iyi anlayabilmek, kavrayabilmek için o bilgileri bilmek gerekiyor. Ya da ilmin üzerini örten o bilgileri tek tek ayıklamak gerekiyor. O ayıklamak için de onları bilmek gerekiyor elbette. Şimdi mevzuyu konumuzla bağlantılı hale getirecek olursak, konu Bakara suresindeki Adem kıssasıdır konumuz. Yani ana gündemimiz budur. Şimdi bununla ilgili ilim nedir? Bakın arkadaşlar, siz Adem'in ilk insan olmadığını bilebilirsiniz. Bilemeyebilirsiniz. İşte ne bileyim, insan türünün ortaya çıkışının kendinden önceki cinlerle alakalı bir şey olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bakara suresinde bahsedilen bu kıssadaki incelikleri bilemiyor olabilirsiniz. Yani bu bilemiyor ama bunlar ilim midir? Hayır, bunlar bilgidir. Peki bu konudaki ilim nedir? İster şöyle olsun, ister böyle olsun, ister insan türü meleklerden türemiş olsun, isterse beşer türü bir anneden babasız bir şekilde türemiş olursa olsun. Bunları bilmiyorsunuz ama şunu biliyorsunuz. Allahu Teala insanı yarattı. Önce maymun ya da önce bir sürü şey, sonra öyle değil de Allahu Teala insan yarattı. Bakın bu ilimdir. Bu değişmez. Bu değişmez. Bu hiçbir zaman değişmez. İşte bu konuda bizim Bakara suresindeki bütün söylemlerimize asıl olan değer nedir? Allahu Teala'nın yaratmasıdır. Asıl olan değer budur. Bu ilim kısmı burasıdır. İlim burasıdır. Diğeri, Adem'in ilk insan olmadığını ispatladık. Bu bilgidir. Bu o ilimden referansla oluşturulmuş bir bilgidir. Bilgi ilimden bağımsız olamaz, onu söyleyeyim size. Bilginin değerlisi hangisidir? Bilginin değerlisi ve doğrusu o ilimden neşet edendir. Mesela sizden herhangi biri Kur'an evrim teorisine karşı çıkmaz. Yani bu sözü nakzedemezsiniz de, doğrulayamazsınız da. Siz bunu bilmezsiniz. Bu bilgidir çünkü. Ama şunu bilirsiniz. Kardeşim, Kur'an Allah-u Teala'nın yaratmasının dışında bir akıllı varlık oluşumu olmaz yani. Bakın bunu bilirsiniz. Bu bildiğinizi, bu ilmi siz bilgilendirip temel üzerine oturtturamayabilirsiniz. O işin bilgi kısmıdır. Ama bu ilmi bilirsiniz. Bu ilmi bildiğiniz zaman hiçbir şeyi ispatlayamıyor olsanız bile bu bilgi hususunda iman etmişseniz, ki bu iman etmek zorundasınız eğer müminseniz. Kardeşim, Kur'an'da evrim teorisi vardır söylemi hiçbir zaman sizin üzerine karar kılacağınız bir bilgi olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Bakın, basit bir ilme, basitçe herkesin ulaşabildiği bir ilme itimat etmek insanda nasıl bir kararlılık oluşturuyor?